Kıyma tatlılar geri gelmiş. Arkadaş kadayıf nerede peki? Şeker paylarım 9,5 lira. Kavur havası dahil. Şunları deneyeceğiz. Evet, bugün hiç yapmadığım bir yemek yapıyorum. Ana yemek olarak misafirlerinize güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Aslında benim işime gelen tarafı yalancı kumpir gibi bunu tepside yapmaktı. Ama dedim ki farklı olsun, güzel olsun. Hani sunum diyorsunuz ya. Patates tabağı mıdır, çanağı mıdır? Patates çanağında tavuk sotele gibi bir şeyler. Beşamel sos yok, normal. Her zaman yemeklere kullandığım salçalı sostan yapacağım. Ben hızlıca mutfağı toparlayamadım bu saate kadar. Çünkü bugün YouTube'da ilgilendim. Bir sürü video çekip yükledim. O yüzden şöyle hızlıca patateslerimi suda haşlayacağım. Böyle göz kararı patateslerimizi soyuyoruz. Normal bir şekilde haşlıyoruz. Haşladıktan sonra ezeceğiz ve bunları yuvarlak haline getireceğiz. İçine tabii ki malzeme de koyacağız. Normal tavuk sote yapacağız. Domatessizdi galiba. Tekrar bakacağım tarife. Böyle farklı şeyler yapmak gerekiyor arada. Çünkü bizim evde ne hep aynı. Kuru fasulye, nohut, işte fırında tavuk, tavuk sote. Hep aynı şeyler. Instagram keşfette gerçekten çok güzel yemekler görüyorum. Tatlılar görüyorum. İkili kalıp aldım. Kalıpları deneyeceğim. Cheesecake yapacağım inşallah. Yapabilirsem, becerirsem. Şükür Rabbime, Ramazan'ı gelecek dedik. Neredeyse bitiyor bile. Bayrama şurada 12 gün mü ne kaldı? Rabbim sevdiklerimizle nice bayramlar görmeyi nasip eylesin. Allah Kurban Bayramı'nda da sevdiklerimizle olmayı, kurban kesebilmeyi nasip eylesin. Bugünkü yemeğin güzel olacağını düşünüyorum. Babam da börek getirecekmiş galiba. Ne yemek yapacaksın diye sordu. Bunun yanına pilav yapmak istemiyorum. Çünkü patatesle olduğu için ağır olacak diye düşünüyorum. Tavuk suyum vardı. Hemen ondan güzel bir çorba yapacağım. Şehriye çorbası. Ay, benim elime de bir şeyler olmuş. Evet arkadaşlar. Patateslerimizi doğruyoruz. Rastgele. Önemli olan pişmesi, haşlanması. Patates az mı? Zehra. Ne kadar güzel çıkıyorum. Ebru abla göründün. Ebru abla elini salladığını gördük. Göster az geldi arkadaşlarıma. Bana göre çok arkadaşlar. Ben ziyan etmek istemiyorum. Beni biliyorsunuz. Ama arkadaşlarım az Gizem dedi. Olmaz dedi. Hep de Zehra'nın yüzünden. Ben de biraz daha patates soyacağım şimdi. Biraz ucuz bir yerde yaptırdım, o yüzden fazla beyaz arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşlerimi yaptırdım. Normal tavuk sote yapar gibi doğramaya başlayacağız arkadaşlar bunu. Ama tek fark domates koymayacağız. Böyle küçük küçük doğruyorum. Biraz pişireceğiz. Biraz değil, normal pişireceğiz bence baya. Ay vallahi Buket ablanın yanına gitmeyi çok istiyorum ama kabul eder mi bilmiyorum. Elimi kolumu sallayarak da gidemem.
ve çok samimi birisi. Evet arkadaşlar, şimdi değişik değişik biberlerimiz var. Benim canım sıkılmış olabilir birazcık. Ana, biberin içinden biber çıkıyormuş, son anda yakalanmış. Şöyle güzelce alalım. Annem bunları pazardan getirmiş. Dedi ki ben bunları dolduracağım. Dolma yapınca yemiyorlar. Biberleri dolduracakmış. Oldu. Ben de tavuk yapıyorum. Evet, güzelce pıtı 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 doğruyoruz. Aynı anda da tavuğumuzu kavurmaya kavur başlayalım. Birazcık zeytinyağı dökeyim. Tuzlamadım çünkü tuzlamayı unuttum. Şu an elimi de sokamam. Güzelce ben robot muyum? Benden her eve lazım bir tane. Çok ayıp. Vallahi canım biberin fiyatını bilmiyorum. Ben pazara çıktığımda sadece yeşillik alıyorum parayla. Bir de peynir, zeytin. Onun haricinde annem getiriyor. Annem çalışıyor biliyorsunuz. Tezgahta. Akşam da getiriyor. Allah var. Gerçekten annemden ve babamdan dolayı gerçekten çok şanslı bir çocuğum. Ben eli açık bir insanım. Onlara çekmişim. Onlar da aynı şekilde. Annem o kadar malzeme getiriyor. Konu komşuyu herkese de veriyor. Bu sene yazın salça yapmadık. Yani yağ geçtiğimizde de yapmadık. Bu sene kesin yaptırır. Allah. Siz görün ki benim rezilliğimi. Salça sık. Dama ser. Damdan topla güzel. Dama çıktı bir güzel. Delil oy delil oy destane. Ben profesyonel bıçak mı tutuyorum? Gerçekten mi? Eğitimim yok. Otelde çalıştım sadece. Şu anda tavuklarım kavruldu. Komple malzemeleri atacağım. Bir ön pişirme yapacağım aslında. Çünkü fırına da gelecek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli lezzetli olsun inşallah. Tavuklarım bir de düzelt biraz az. Bunlar yemek yapmayı bizim evdekiler yemeği hak etmiyorlar. Çünkü yemiyorlar. Şöyle bir kavurayım. Kapatalım ağzını. Kavurayım. Evet, çorbamız da kaynamaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dökelim. Çok dökünce de fazla oluyor. Bu kadar yeter. Çünkü şehriyeler şişiyor. Çiçek almam sana yollarım çelenk bu delikanlıca seni seviyorum demek. Kocam da kolay çok güzel durmuyor mu? Bu da çorbam. Çorbayı diğer tarafa alıp bunu bu tarafa alacağız. Patates çanağında tavuk yemeğimiz için peynirimizi rendeliyoruz. Kaşar peyniriniz varsa kaşar peyniri kullanın. Ama benim kaşar peynirim yok. Benim toz peynirim var. İkisi de aynı işlemi görüyor bence. İşlevi diyeyim ya da. Ali Bey'e gidiyor musun? Olsun.
Patateslerimiz için 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı rendelenmiş peynir kullanıyoruz. Şimdi şurayı temizleyelim, bunları da üstüne koyacağız. Adam benim kocam. Kocam da kocam. Paşam da paşam. Yeter, kolay yeter. Şimdi bunun için bir kap bulmam lazım da. İnşallah bulursam. Evet. Gülmeyin. Gülmemeliyim. Bizim evdeki eşyalar kayıp oluyor. Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş. Patateslerimizi alıyoruz. Süzerek. Evet. Bu yemek bence güzel olacak. Başaracağımızı düşünüyorum. Mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman da beni de etiketleyin. Olur mu? Patateslerimizin üstüne peynirlerimizi yapıştırıyoruz. O hareketi yapmazsanız yemeğin anlamı olmaz. Galeta unumuzu gezdiriyoruz. Ve tuz. Patates dediğiniz şey tuz ister. Tuzla beslenir. Yani patatesi besleyen şey tuzdur. Tuz da tuz yani. Sonrasında canım. İnşallah 40 yılda bir kullandığım patates ezicimizi bulduk. Aa, tereyağını unuttum. Bu patatesler soğumuş ki. Tepelemede tereyağı koyuyoruz. Artık Allah ne verdi. Ne yapsam patatesleri biraz daha mı tutsam? Oynayamayan gidin yerim dar dermiş arkadaşlar. Elinle eziyorsunuz ya. Ben elinle yapmaya başlasam siz aaa diye bağırırsınız hemen. Ay, elinle patates mi eziyorsun? Ezeceğin yok mu? Nasıl insansın? Kendileri de biliyor ha yapacakları yorumu. Boş boş konuşuyorlar. Ben hiç elde patates ezmeyi görmedim valla. Elde patates mi ezilir? Evet, güzelce eziyoruz. Bence kaşarımız az. Sizce patates az mı? Evet arkadaşlar, şimdi borcamımızı aldık. Bunları yuvarlak haline getiriyoruz. Ondan sonra da çanaklarımızı hazırlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Aslında tam olarak istediğim gibi değil. Bence düzgün de değil. Ama hiç problem değil. Şöyle yuvarlaklar yapıyoruz. Top 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 yapıyoruz. Bir dene buraya. Gerçekten misafir için güzel bir yemek. Ha, sizin mideniz bulanıyorsa bu kısmı eldivenle yapınız lütfen.
çok mu büyük? Dağılıyor lan. Olmuyor şu anda. Çiğ köfte yoğuruyoruz. Bence patates güzel değil, yoksa babam da mı çiğ köfteciydi be kızım? Sıçradı, yeğeni çok oldu. Nemrud'un kızı yandırdı bizi. Ağam olasan Ömer, parçam olasan Ömer. Yetim kalasan Ömer. Bence şimdi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha buçuk yapalım. Bismillah, bakalım. Yani çok eskisi gibi dağılmıyor. Elimle açabilirim diye düşünüyorum. Ya patates çanağı senin neyine? Dediğinizi duyar gibiyim. Ben yaparsam olur. Çok konuşmayın. Yapacağım. Annem şimdi diyecek ki sen salak mısın? Bu ne? Bu ne? Senin hiç işin ucun yok mu diyecek. Bakın. Oldu. Yani biraz yamuldu kale duvarı gibi ama. Bence arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi buna bir yağlı kağıt koyalım. Bırakın bana. Şimdi yağlı kağıdı koydum. Kumpir gibi yapacağım. Hiç gerek yok sağla sol. Bismillah, bereketli olacak. Bak nasıl sıçrıyor. Görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Ramazan boyunca soframızdan misafir eksik olmadı. Allah da bereketini verdi çok şükür. Rabbim herkese geçim kolaylığı nasip eylesin. Yalancı kumpir misali arkadaşlar, bunu diziyoruz tepsiye. Benim arkadaşım zaten bana bu şekilde atmıştı ama ben o patates çana şekilli şukullu olsun diye istemiştim. İlle de görsel olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Ha, o patates çanağını şey yapsak nasıl olur Zehra sence? Sütlaç kalıplarına, kaplarına daha doğrusu. Bir şey sormak istiyorum. Biraz patates fazla da. Sizce ben bu patatesi yuvarlak yuvarlak yapıp, yumurtaya batırıp, sonra galetaya batırıp kızartsam nasıl olur? Bakın. Ay bismillah. Şimdi hemen göstereceğim size. Şu şekilde yapıştırdık bunu iyice. Şimdi Nehir, gittin mi? Kim var? Göremeyeceksiniz arkadaşlar. Size hani daha düzgün bir şekilde göstermek isterdim ama pek mümkün olmuyor. O yüzden özür dileyerek şöyle kaşar döküyorum biraz. Bir dakika, tek elle yapmaya çalışayım. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuğumuzu koyuyoruz. Çok güzel görünüyor bence. Dediğim gibi benim biraz tavuğum az. Tepsim de büyük. İyice yayacağız. Çok güzel duruyor. Renkleri harika. Şimdi ben buna hiç baharat koymadım. Sosuna da güzelce baharat yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli, lezzetli olsun. İnşallah yiyenlere de şifa olsun. Şöyle yayalım iyice. Bu arada tarifte domates de ekleniyormuş. Ben görmedim. Domates sandım. Evet. Buna salçalı sos yapacağız. Üstüne sosu dökeceğim.
En sonunda yine kaşarları dökeceğim. Güzelce fırında pişireceğiz. Fırınımızda çalıştıralım. Allah ne verdiyse dolduruyoruz. Güzelce salçamızı koyalım. Yemek her zaman bol bol baharatlı olur diye düşünüyorum. Tuzumuzu azaltalım. Tabağa ne yakışır? Kekik. Zeytinyağı. Toz biber. Kimyon. Gara 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 karabiber ve pul biber. Buna ılık bir su lazım. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Evet, biraz da köri. Köriymiş. Güzelce sosumuzu yapalım. Yemekten önemli olan şeylerden biri sostur arkadaşlar. Buyurun gelin, beraber olsun, hep beraber yiyelim. Soframızda her zaman sizlere de yer var. Çıkın çıkın gelin. Bu arada çok ciddiyim. Bizim burada öğrenci olan falan vardır. Videodakilere de söylüyorum. Kapımız her zaman açık. Çok sağlıksız besleniyoruz. Evet Zeyno. Aşırı sağlıksız besleniyorum şu anda. Sosumu güzelce hazırladım. Biraz kıvamlı olsun. Şimdi döküyoruz. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sürekli batıyor burası. Çiçek almam sana yollarım. Çelenk bu delikanlıca seni seviyorum demek. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. Evet, elimin ayarı yok. Biraz fazla yapmışım. Şöyle yayalım sosu. Hemen. Sizce lezzetli olacak mı? Ve o zaman dans. Zaten her şey pişmiş. Normalde pişmemiş olsaydı, kumpir gibi yapıyor olsaydım, bu şeyleri biraz pişirdikten sonra koyardım. Ama çok güzel görünüyor. Kumpir yapmıyorum. Biz çanağında tavuk yapıyordum ama çanak borcam oldu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gönderiyoruz. Üstü istediğim gibi kızarmadı. Acaba neden? Bilmiyorum.
Bence bayağı kızarmış. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman bir tutabilir misin? Peki. Kalıp olarak çıkmayacak. Onun üstünde. Bu şekilde sıcak çıkarmamın tek sebebi annemden dolayı. Yoksa biraz soğusa bu kalıp gibi çıkardı. Tadına bakmak istiyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum umarım. Ben çok beğendim. Baharatları bol koydum. Acılı olmuş. Güzel olmuş. Deneyebilirsiniz. Çanak yaparsanız güzel olur ama ben borcam yaptım. Bence patates çok uyumlu olmuş. Tavuk sateyi bu şekilde yemek. Kim bulduysa eline koluna sağlık. Yemeği biz sıcağıyla çıkardığımız için o şekilde oldu. Yoksa ben çok da güzel yaptım. Bakın kalıp gibi çıkıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel. Yani aşırı lezzetli bir şey bu arada. Yememek için zor duruyorum. Ben yanlış almışım. Kemalpaşa alacakmışım. Şekerpare almışım. Normal şekerpare yapalım. Gramsa 400 gram şeker diyor. Bardak olarak ne kadar ediyor bilmiyorum. Hiçbir şey yapasım yok var ya artık yeter. Cidden. Şuraya yatmak, uyumak istiyorum ama filtre kahve istiyor canım. O yüzden filtre kahve yapalım. Bugün çorbayı az yaptım diye annem bir sürü laf söyledi. Dedim ki, ben dedim çorbayı çok yapınca yemiyorsunuz. Az yapınca da laf söylüyorsun. Neden yani? Sebep ne? İçinde birazcık su var. Biraz daha hazır su koyalım. Gram kaç bardak ediyor? Soğuk kahvede yapacağım. Yarına kalsın. Biraz su eklememiz lazım ama hazır su lazım. Bu aralar su içmeyi unutuyorum. 400 gram 2,5 mi yapıyor? Teşekkür ederim. Canlarım bilgilendirdiğiniz için. Çalıştıralım. Beş su bardağı şeker. Beş su bardağı da süt, su konuşamadım. Bunda beş su bardağı su var mı? Hemen deneyelim. Çalış susam çalış. Çok büyük hayallerim vardı. Muhallebili şeker hala şekerpare diyorum. Muhallebili Kemalpaşa yapacaktım. Olmadı.
Arkadaşlar iki paket yapacağım. O yüzden 5 tane dedim. 500 mililitre 2,5 su bardağı be. Nasıl 400 mililitre 2,5 su bardağı diyorsunuz? 2 3 4 koyalım bence. 4'e 4 o zaman. 4 su bardağı su, 4 su bardağı şeker. Damacanadan koymayacağız arkadaşlar. Kahve de kahve. Çok güzel kokuyor da lezzeti o kadar da. Bir bardak 200 mililitre doğru. Mantıklı. Seven sevdiğini bir kalemde esler mi? Nasıl unuttun beni? Söyle hele esmerim. Kader bize ne zaman gülecek? Kader de gülecek mi? Yani tripodum olmadığı için şekiller şukula giriyorum. Ulan Kübra. Gömleğime dalga geçiyorlar. Çok da güzel bir gömleğim var. Kıskanıyorlar beni. Özel olarak getirttirdim ben bunu. Kurabiye yer misiniz? Kahve olana kadar aşağı akıttığı kahve soğuyor. Hayallerim gibi yıkıldı. Uzun vlogları çekmek de çok zor. Yani. Asla videoda da şey konuşamadım. Soğuk kahve yapıyorum ama kahve kalmadı. TikTok sayesinde eve benzedi. Aynen kanka. Önce biz çöplükte yaşıyorduk. Şu anda sarayda yaşıyorum. Haklısın. Haklısın kanks. Paketleme güzel ha. Eskiden bu kadar paketlemiyorlardı. Ya ne vardı şunlar Kemal Paşa olaydı ki? Daş gibi. Gizem ne yapabilir? Gizem 2 dakika gülüyor, 2 dakika oynuyor. Hemen burnundan getiriyorlar. Evde kaldın, evde kaldın, evde kaldın. Vallahi yeter artık. Bıktım ya. 5 yaşındaki çocuğun da ağzında, 20 yaşındakinin de, 30 yaşındakinin de. Sıcak sıcak şerbetimizi döküyoruz. İnşallah yanlış yapmıyorumdur. Artık yanlış yapıyorsam da... Yeterince yanlış yaptık zaten. Bunlar niye yüzüyorlar arkadaşlar? Yüzmesi mi gerekiyordu? Şey, yanlış bir şey mi yaptım acaba? Yüzüyor bunlar. Lili. Allah'ım siz ne yapıyorsunuz kız? Bunlar yüzüyorlar. Görüyor musun? Bakın kim gelmiş. Bakın. Kendimi yaptım diye demiyorum ama güzel yapmışım yani lütfen. Şöyle. Bu arada ilk defa yapmıyorum. Çocukken yapıyordum da yani çocuktum o zaman. Hatırlamıyorum. Ben cidden çok küçük yaşta mutfağa girdim.
Hevesliyordum. Bunları alıp yapıyordum herhalde. Bu sene bir değişiklik yapıp baklava yapalım. Bu arada tarifte limon yazmıyor ama böyle şerbetli tatlılar yapılırken limon yapılır, limon damlatılır veya dilime atılır içine, haberiniz olsun. Bunun üstüne kapatacağım. Görüşürüz. Çekirdek seansı. Bunları kimseye vermiyorum. Günaydın. Şekerpareleri biraz çekilmiş, çekmiş kendini yani. Bence herkesin hakkını şu yemiş. Tüm şekeri çekmiş. Yumurta koydum. Geldim. Kendime de biraz kahve. Babam börek getirmiş. Onları ısıtıyorum. Burada da var. İyice ısınsın. Yayındayız. Her gece sahurda, kış kızıyım sahura doğru. El sallayın dedim ama kaçırdınız işte. Güzelcim çok sağ ol canım. Allah razı olsun. Yapayım kefene bir bereket versin. Görüyor musunuz? Ayıcık geldi. Börekli börek yani. Hello. Hadi sofraya. Aslında o bir şey. Ama oraya. Çok kamerat bir kızım. Nehir çünkü kalktığında geri yatmayacakmış. Okula giderken okula gidecekmiş direkt. Saçını yapacakmış. Ha, Nehir'in işlerine akıl sır erer mi ya? Domatese. Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş. Sihirli tuzluğumda tuz bitti. Güldün ve cenneti gördün.
Çayı demledim, içmiyorlar. Demlemesen isterler. Bak gerçekten. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Aa, geliyor. Bir şey soracağım. Şunu ocağa koysam çatlar mı bu? Boraksı mıydı? Neydi ya? Termosifon. Yok. Neydi bu? Çatlar mı bu? Deneyelim mi? Bat bir kırılıyormuş. Ne gülerim ama. Ben bugün ne yaptım? Bıraktığında bana öldemeler. Kırılır ya, ben korkarım öyle şeylerden. Hani bu istemede falan yapıyorlar ya, tehlikeli şeyler. Ama ince bence bu. Çaydanla tek başıma içeceğim. Kan şekerim düştü de, yoksa şeker kullanmıyorum. En sevdiğim aktivite temiz bulaşık makinesi bırakmak. Böyle günlük vloglar atmaya çalışıyorum. Sahurlu iftarı ayrı çekmemeye çalışıyorum. Artık birleştirmeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim. Beşiğinize falan.